Sonunda İstişare Alplerine ulaştık Penny. Peki buraya neden geldik Gadget amca? Henüz ben de bilmiyorum Penny. Şef buraya geldiğim zaman açıklayacağını söyledi. Hadi gidip biraz tırmanış yapalım. İyi fikir Penny. Hadi gidelim. Haklıymışız Doktor Claw. Müfettiş Gadget da trendeydi. Haklıymışız da ne demek? Ben haklıydım. Evet Doktor Claw efendim. Tamam, sen işinin başına dön. Sakın onu gözden kaçırma. Bir bakalım, ip, ayakkabı, kazmalar, sırt çantaları. Dağa tırmanmak için ne kadar da çok alet gerekiyor. Elbette Penny. Dağa karşı insanın mücadelesi bu. Amca. Şuraya bak. İsviçre ne güzel bir yermiş böyle. Evet, artık kar paletlerini takma zamanı. Gadget amca, umarım oraya tırmanmayı düşünmüyorsundur. Elbette tırmanacağım Penny. Bu gibi sporlara ne kadar yatkın olduğumu herhalde göz ardı ediyorsun. Ama Gadget amca, her an çığa düşebilir ve... Yo, sen merak etme. Beyinle burada bekle. Ben bir çırpıda yukarı çıkar dönerim. Çok kolaymış. Olamaz, işte çığa düşüyor. Bari bir rekor falan kırayım. İş başına Gadget bacakları. Çok hızlı kaymaya başladı, onu kurtarmamız gerekiyor. İpi yakala beyin, bu tarafa doğru geliyor. Olamaz, diğer tarafa düştü. Vay canına, o ip de nereden çıktı böyle? İş başına bakalım Gadget paltosu. İşte orada. Zirveye doğru ilerliyor, ona yardım etmemiz gerekiyor. İşte daha kısa yoldan böyle tırmanılır. Bunu daha önce düşünmeliydim. Şimdi yükümü biraz hafifletirsem birazdan zirvede olurum. Bakamıyorum. İşte servis diye buna derim. Şef Quimby, buraya nasıl çıktınız? Orasını boş ver. İşte yeni görevin Gadget. Matt İsviçre Bankası'ndaki altın rezervlerini çalmayı planlıyor. Görevin İsviçre bankalarını korumak. Bu mesaj kendi kendini imha edecektir. Merak etme şef. Müfettiş Gadget görev başında. Gadget amca, iyi misin?
O Gadget'la Queen Bee dağın zirvesinde buluştular efendim. Bu Gadget denen adam gerçekten bambaşka bir şey. Kapa çeneni. Gadget denen adam bir riçtir. Duydun mu? Ama yaptıklarını bir görseydin. Yeter. Sakın peşini bırakma. En azından biz bir yolunu bulana kadar. Evet Doktor Claw. Söyle bakalım saatçi. Her şey hazır mı? Adamlarınla birlikte bankaya girip çıkmamız an meselesi doktor. Güzel. Devam et. Yakında çılgın kedi. Yakında o altınların üstünde uyuyacağız. Evet, bu banka medajanlarına karşı dayanıklı değilse müfettiş Gadget bu boşluğu dolduracaktır. Hey, sağlam görünüyor. Müfettiş Gadget sanırım. Hizmetinizdeyim Sayın Vali. Kasa bir saatle çalışıyor. Artık her an açılmasını bekliyoruz. Hay aksi, dağdayken saatim kırılmış galiba, inanamıyorum. İşte. Olamaz, olamaz. Altınlar yok olmuş. Kutlarım saat ustası. İyi iş başardı. Teşekkür ederim Doktor Claw. Altını işlemeye başladık efendim. Evet. Şimdi de Gadget'ın işini bitir. Müfettiş Gadget. İşte bu harika. Onu sen bana bırak Doktor Claw. Teşekkür ederim. Tek bir külçe altın bile bırakmamışlar. İnanamıyorum. Oysa bu saatli kasaya girmek imkansızdır. Bu nasıl olur? Merak etmeyin müfettiş Gadget, bu olayı hemen çözecek ve altınınızı bulup size geri getirecektir. Hiç merak etmeyin. Bunu gerçekten yapabilecek misin? Tamam beyin. Sen Gadget amcaya göz kulak ol. Benim biraz araştırma yapmam gerekiyor. Tamam. Eğer zaman ayarını bozdularsa neyin bozduğunu bunun da anlayabilirim. Tıpkı düşündüğüm gibi. Evet. Ama Doktor Claw'un adamları böyle bir şey beceremezler. Demek ki Doktor Claw bu iş için bir uzman tuttu. Nereden başlayacağım? Şuraya bak. Bir festival. Ben size engel olmayayım. Eğlenmenin zamanı değil, beyin şimdi olmaz. Hayır, bir bakalım. Ay aksi, ilk işim bu saati tamir ettirmek olmalı. Vay canına. Ne kadar şanslıyız. Bir saat atölyesi. Saat ustası hala orada mısın? Gadget'ı yok Allah. Tamam peki Doktor Claw, ama önce silahımı hazırlamam gerekiyor. Gadget için yeni bir saat. İşte bu. Ne işe yarar peki? İçine öyle bir mekanizma yerleştirdim ki saat başı Gadget'ın bütün aletlerini harekete geçirecek efendim. Evet, daha iyice. Bu Gadget. Kimse yok mu? Kimse yok evet, mu? Evet, evet Bay Gadget. Sizin için ne yapabilirim acaba? Adımı biliyor musun? Ben bilmeyen var mı ki? Söyleyin. Elbette. Evet. Biz İsviçreliler muhteşem müfettiş Gadget'ın en büyük hayranlarıyızdır. Özellikle de ben. Bir imzanızı alabilir miyim acaba? Elbette. Kalemim de yanımda, imzalayayım. İşte bu. Hep hazırlıklısınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben size bir hediye vereceğim. Bir saat. Evet. Hem de çok özel bir saat. Ne iyi yürekli bir adam. Her neyse, şimdi altının peşine düşeyim. Tamam beyin. Sen burada biraz bekle, ben de bu arada.
Size nasıl yardımcı olabilirim? Teşekkür ederim. Burada biriyle buluşacağım. Peki. Hayır. Burada da altın izine rastlanmıyor. Evet beyim. Bütün peynir lekelerini çıkardılar. Şimdi görevimize dönelim. 3'e 2 var. Zaman kaybetmeyelim. Zamanında altını bulamayacağım. Saat 3 oldu. Acaba Gecit amca ne yapıyor? Merhaba beyin. Galiba gadget aletlerimde bir bozukluk var. Evet, bu da şehirdeki son saat atölyesi. Vay canına! Burası olmalı. Çalışan hiç kimse yok. Gecit'in neyini? Saat ustası, usta! Evet, evet Doktor Klaw. Atölyenin içinde bir casus dolaşıyor, haberin yok. Hemen ortadan kaldır. Ne dersiniz Doktor Klaw? Hemen yaparım efendim. Oo, işte bu. Altını eritip bir çeşit makine parçaları yapıyorlarmış. Vay canına. Hemen amcama haber vermeliyim. Güzel. Buraya getirin. Şimdilik bu sandalyeye bağlayın. Bu tip durumlar için çok özel bir alet geliştirmiştim. Bu inanılmaz. Çok özel bir alet. Dur bakalım. Hadi beyin, oyun oynayacak zamanımız yok. Önemli bir görevimiz var. Peki. Aslında bu altınların yerini bulabilmem için bana birkaç ipucu verebilir. Affedersiniz hanımefendi, saatiniz kaç acaba? Saat tam 4. Teşekkür ederim. Evet beyin, gadget aletlerime iyi bir bakım gerekiyor galiba. Belki o iyi kalpli saatçi yardımcı olabilir. Doktor Klaw. Ne var? Gadget hala yaşıyor. Hemen icabına bak. Hepsi bu değil. Şu anda saatçi ustasının atölyesine gidiyor. Saat ustası. Saat ustası cevap ver. Bu taraftan. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Gadget amcam sizi. Oh! Bu çarklar. Demek altını bunları yapmak için kullanıyorsunuz. Evet, iyi bildin ufaklık. Bir arkadaşıma yardımcı oluyorum. Çok şirin, öyle değil mi? Saat 5 vurduğunda bil bakalım kim ölecek? Saat ustası. Evet Doktor Klaw. Gadget yaşıyormuş. Demek yaşıyor. Şu anda atölyene doğru geliyor. Öyle mi? Ama nasıl olur?
Hemen işini bitir. Yoksa ben seni bitiririm. Baş üstüne. Ne kadar sorumsuz insanlar var, değil mi çılgın kedi? Çok etkileyici bir bina öyle değil mi beyin? Her neyse, umarım saat ustası bana yardım edecek zaman ayırabilir. Gece aletlerin bu durumdayken araştırmama devam etmeme imkan yok. Hemen aletlerini tamir ederim, merak etme. Müfettiş Gadget. Merhaba, nasılsınız bayım? Sizin için ne yapabilirim acaba? Gece aletlerimde bir sorun var galiba. Acaba bana yardım eder misiniz diye size... edebilirim tabii. Bu benim için bir şereftir efendim. Bu taraftan lütfen. Sizi özel çalışma bölümüme götüreceğim. Evet, sorun nedir acaba müfettiş? Ben de pek emin değilim. Aletlerim çıldırmış gibi davranıyor sanki. İnanılmaz bir şey. Ne kadar tuhaf. Rahat mısınız Bay Gadget? Evet, rahatım. Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi kıpırdamadan durun. Sizi hemen tamir ederim. Orada her şey hazır mı? Her şey hazır Bay Saatçi Ustası. Tamam. Gelişmeleri kumanda odasındaki monitörden takip edeceğim. Evet beyin, umarım bu uzun zaman almaz. Altınları bir an önce bulmamız gerekiyor. İmdat! Gadget amca, imdat! Evet müfettiş, başlıyoruz. Evet beyin. Tamam ama sonra üstünü örtmeyi unutma. İmdat! 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 Yardım edin lütfen. Tanrı'ya şükür. Acele etmeyin. Ya olamaz yine mi? Olamaz. Gadget amca nerede? Hayır. Sen misin beni? Hayır. Güzelim saatim. Olamaz. Kaçıyorlar. Bakalım guguklu saat odamdan kurtulabilecek misiniz? Bıçaklar som altından. Gadget! Tebrik ederim müfettiş Gadget. Altınları nasıl bulduğunu bilmiyorum. Sen bir daha iyisin Gadget. Yine başardın. Elbette. Tabii ki öyle.
Benimle gelin saatçi ustası, gidelim. Tebrik ederim Gadget amca. Aa, olamaz. Beyin yoksa üşüttün mü?